Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü video içeriğimiz Clio 4 bakımla ilgili olacaktır. Aracımız 1.5 dizel 2015 model. Orijinal 5.30 el fiyamız, polen filtremiz, hava filtremiz, mazot filtremiz ve orijinal yağ filtremiz. Aracımız şu şekilde gösterelim. Fırsat buldukça bakımdan kare kare parça parça videolar aktaracağız size. En sonunda videonun sonunda bakım maliyetini açıklayacağız. Arkadaşlar yağ boşaltırken sonuna kadar akmasına dikkat edin. İyice sürüyorsun. Arkadaşlar yağın iyice süzüldüğüne emin olun. Acele yapmayın bu işleri. Eski yağ süzülsün ki yeni yağ da herhangi bir problem yaşamayın. Temiz olsun. Yağ filtremiz çıkıyor. Ardal, çabuk ol. Filtreyi açınca üstten hava alınca tekrar alttan boşaltıyor değil mi? Tabii. Şimdi filtreyi çok fazla şey kapatmamak lazım. Kapayı. Önemli detaylardan biri de bu. Ayrıca de ustamızın ince detayı. Filtreyi sökerken etrafına bir bez koyup araç içerisinde etrafına yağ bulaşmasın. İnce detaylar. Arkadaşlar mazot filtresi değişim için sağdan tekrar sökülüyor. Şu kısımda davlumbazın arkasında mazot filtremiz var. Bakım esnasında mazot filtremiz de değişecek. Şu an davlumbaz mantarlarını söküyorum. Davlumbaz açıyorum. Filtrenin olduğu yeri de gösterelim arkadaşlar. Burada triggerimiz, brake, trigger kısmımız. Ön düzen bu şekilde. Sağ tarafta cam suyu bidonumuz. Kademe kademe göstereceğiz sizlere elimizden geldiği kadar bakım sürecini. Ustamız vidaları sökmeden önce V40'ta yumuşatıyor.
filtre kapağımız yerinden çıkarıldı. Yani şu şeklinde. Şurayı sokayım sonra koltuğa. Şurayı sokayım üzerinde bir tane fişi var. Araba boştaysa bir bas bakayım aşağı. Çekiyorsun. İlk de yerinden ayrıldı şu an. Orijinal değil ama gene de kolundan daha önce taktım ben mesela. Bir daha bakayım. İstersen ona da bir üstüne bir böyle şey yap. Ben de şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Burada iki tane fişi var. Alttaki üstteki fişi söküldü. Sonra çıkarıldı. Zaten cihazların içinde filtre kapalı. Hı hı. Bu sütlenin ve karabiyon gözüküyor. Görüyorsunuz mazotumuz eğer temizse, herhangi bir problem yoksa deponuzda vesaire. Mazot bu şekilde temiz çıkar. Zaten. Herhangi bir problem yok. Zaten temiz geliyor. Aynen öyle. Ardından üstündeki balantılarına beraber filtre içinden ayıracağız. Ses yok mu kısas ki? Kısasını ayıracağız. Şöyle 5 tane lokması var üzerinde vidası. Full mazot abi oldu. Mazot oldu. Acelesi. Şimdi de ilerleyelim. Evet. İçini açtık şu şekilde. Eski filtremizi çıkartıyoruz. Şöyle filtremizin içini gösterelim. Zaten bu şekilde montaj ediliyor. Değişme zamanı aynen, gelmiş. Aynen. Yeni filtremizi takarken de göstereceğiz. Çok aşırı kirli değil ama muhtemelen 2 ya da 3 bakım öncesine ait filtre. Yakıtı düzgün bir yerden alındığı için çok problem olmamış. Zaten orijinal kullanıyoruz mahalle. Kesinlikle yan sanayi filtre, mazot sitesinde kesinlikle kullanmıyorsunuz. Bunu özellikle söylüyorum, hangi araç olursa olsun arkadaşlar. Eski filtre bu şekildeydi. Yeni filtremizin mahalle bu şekilde. Komple alt üst birlikte. Şöyle görüyorsunuz. Ayrıca bunun o-ringleri vesaire var sol tarafta. Onları da takarken göstereceğim. Kademe kademe devam edeceğiz arkadaşlar. Yiyelim. Fişi olmuş. Filtrenin üst kapağı. Üst kısımdan ustamız benzinle fırçayla temizliyor. Benzin veriyor. Yeni filtremiz içini silip yağladıktan sonra oturtturduk. Dükkan yoğun olduğu için parça parça çıkıyoruz aslında. Yağlaması yapıldı, idare takılıyor şu an.
O balans takılıyor. Evet. Bir şey arayışı ayağı var, onu yamultuyorlar işte. Montaj tamamlandı. Dış kapağı takılmış şu an. Nerede? Havacılığı mı sürtüyorsun? Aynen. Hadi sıkılma lan. Evet. Sıkıldın mı sen şeyi? Sırayla. Kaldır şeyi. Çamurluk tabanlarımız montaj yapıyor. Sorun arkadaşlar için sağ ön teker. Aldın mı orada? En son olarak lastiğini montaj edeceğim arkadaşlar. Havlu piresi vesaire takılmıştı zaten. Mazot filtresi işlemi bu şekilde bitiyor. Şöyle hava filtresi de montajı yapıldı üstü bu şekilde. Yağ filtremizi de şöyle gösterelim. Yenisi takıldı. En son bir yağ koyulacak, kontrol edilecek. Bakım sona erecek. Şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, son olarak sağ ön tekerin montajını yapıyor şu an. Bazıları var, tutunmadan basıyor diyor. Aynen, Arda ustamız önce eliyle tutturuyor, sonra tabancayla sıkıyor. Diğer yandan da vuruyor. Şimdi tapayı kapatıyorum. Daha doğru yapalım. Şöyle çıkmaya da göstereyim. Çıkan yeri görüyorsunuz. Elimize baktığımız zaman zaten özelliğini kaybetmişti. Ustamız şu an yağ tapasını kapatıyor. Temizliğini yapıyorum. Ardından yağ dolumu vesaire bakımı sonlandıracağız inşallah. Arkadaşlar yağımızı tekrar paylaşıyoruz. R530 aracı uygun olan yağ. Aracımız 175 bin kilometrede paylaşalım. Bir iki sonra arkadaşlar için 530. En son işlem olaraktan yağ dolumu yapacağız. Ardından kademe kademe göstereceğiz size.
Aracımızın polen filtresini değiştiriyoruz şu an sırada. Yerini sizlere şöyle gösterelim arkadaşlar. Polen filtremizin yeri. En son toplam bakım maliyetlerini, parça fiyatlarını sizlerle paylaşacağız. Video bitiminde bunları paylaşacağız arkadaşlar. Abi nerede bu adam ya? Aynı zamanda ustamız yağ dolduruyor yapıyor şu an. Yağ filtresi değiştiği zaman tam 5'ti. Yağ alıyormuş arkadaşlar. 4.8 geçti şu an. Şu an yağ dolum yapıyor. Bu yağ bu şekilde doluyor ama imaj yaptıktan belli bir süre gezdikten sonra yine aynı şekilde zil araçta siyah olur değil mi ustam? Evet. Aynı çabuk şekilde. Karartır ama yağ özelliğini kaybetmez. Kaybetmez evet. Hı-hı. Önemli olan yağın rengi değil, kıvamı, özelliği. Evet, kesinlikle. Arkadaşlar geçen videolarımızda da paylaşmıştık yağ ile ilgili, sahte yağ ile ilgili. Bunları boşalttıktan sonra değerli ustamızın tavsiye ettiği bir şey, çoğu ustamızın da uyguladığı yağ bidonlarını yanlarından kesmek ya da 3-4 yerinden tekrar tamir olmayacak şekilde delmek gerekiyor. Bunları tekrardan yağ dolumu ve sahte yağla karşılaşmamak için mutlaka siz de bunlara özen gösterin. Ustalarınız eğer yapmıyorsa bunu bu konuda uyaralım lütfen. Tekrardan devam edelim, polen filtresi bölümüne geçelim. İçinden çıkan polen filtremiz bu şekilde. Yani artık içi gerçekten kirlenmiş ve zamanı gerçekten geçmiş. Zaten şöyle görüyorsunuz filtreyi de. Bizim taktığımız karbonlu polen filtresi takımı yaptık. Alan dar olduğu için onu size detaylı paylaşamadık ama yerini gösterdik. Basit gibi görünse de bunlar ustalık isteyen işler. Şimdi her eline tornavida dalanın yapmamız gereken şeyler. Yerimi tam olarak gösterebilirsin. Yeri hemen bu iki vidayı sökünce çentiklerden tutup alıyorsunuz. Filtre hemen önünüzde. Buyur abi. Ustamıza teşekkür ederiz. Montajını yaptı. Bakım yavaş yavaş son buldu arkadaşlar. Buran filtremizi tekrar gösterdik. Yani bakım zamanı gerçekten de gelmiş. Tam zamanında müdahale ediliyor. Geç. Kontrolünü yapalım. Şöyle yağ çubuğunu temizleyip takıyoruz. Tamam. Yağımız da bak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Cam suyumuz, yedek suyumuz, hepsi kontrol edilecek en son. Eksik olan cam suyumuzu dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, bakım sonrası aracımız çalıştırdı. Herhangi bir olumsuz bir durum yok. Saat gibi çalışıyor. Evet arkadaşlar, bakım sona erdi. Bakım sıfırlaması vesaire yapıldı. Aracın yedek suyu, cam suyu, yağı, tren hidroliği vesaire hepsi kontrol edildi. Herhangi bir çalışmasına vesaire problem yok. Bugünkü video içeriğimiz bu şekilde.
ve buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar.